devlet var bugün. Tam 900 milyon nüfusu var. 900 milyon silahlanmış, atom enerjisini silah haline getirmiş, yeryüzünün korktuğu ve ürktüğü bir devlet haline gelmiş. Bu üçü nerede bir fukara millet varsa orayı paylaşmaya gidiyorlar. Vietnam'ı Amerika ile Rusya arasında paylaştı. Kuzey Vietnam onlara kaldı, Güney Vietnam öbür yerine, öbür tarafa kaldı. Kamboçya üzerinde kavga ettiler, şimdi Rusya hakim oldu oraya. Rus silahları, Rus tankları, Rus uçakları oraya hakim oldu. Fakat Çin bunu affetmiyor. Amerika ile Çin hemen bir anlaşma yaptı. Amerika ile Çin neredeyse birleşiyor, Rusya'yı tepelemek istiyorlar. Kavga, bütün dünya cehenneme dönüyor. İstismar ve tek kelimeyle emperyalizm, sömürmek, insanları sömürmek, 20. asırdan daha rezil bir asır gelmemiştir. Bakınız mesela Avrupa bazen böyle silahlarıyla sömürüyor, bazen kültürüyle, medeniyettir, asriliktir, Avrupa iyiliktir diye sömürüyor. Kadınların çıplak olmasını istiyor. Aman kadınlar soyunun, çıplak çıplak dolaşın, dudaklarınızı boyalayın, cilalayın, efendim vücudunuzun ne kadar güzel yeri varsa onları ortaya koyacak bir elbiseye, modellere, modalara intibak edin, güzel giyinin, kalçanızı ortaya koyun, göğüsleriniz iyice görünsün, bacaklarınızın bütün şeffaf manzarası meydana çıksın, aman modeldir, Avrupa iyiliktir diye kadınları evlerinden sokaklara sevk ediyorlar. Çıplak dolaşsınlar, plajlarda kadın erkek beraber yüzsünler, caddeler, çarşılar çıplak kadınlarla dolsun. Niçin? Herkes bol bol bu kadınların şehvetinden istifade etsin ve bu yoldan insan diğer insanı sömürsün diye. Bu da bir sömürüdür bu. Bu da bir istiladır. Bu da bir emperyalizmdir, kültür emperyalizmi. Bir kadın yalnız kocasının, yalnız efendisinin, yalnız nikahlısının hizmetindeyken çıplaklık ve açık saçıklık telkinleriyle, propagandalarıyla sokağa dökülen kadın sadece kocasının değil, milyonlarca insanın baka baka ağzının sulandığı bir vahşet tablosu haline geliyor. Bu da bir istismardır, bu da bir istiladır, bu da bir emperyalizmdir, bu da bir sömürgeciliktir. Kadınların şehvetini sömürüyor herif. Gözüyle tatmin oluyor, eliyle tatmin oluyor, şehvetini tatmin ediyor, binlerce kadın üzerinde sömürgecilik yapıyor. Niye anlamıyorlar bunları? Niye bu hileleri keşfedemiyorlar? Efendiler, bakın şimdi sinemalara, anadan doğma seks filmleri oynatıyorlar. Ve aynen bazı böyle okuyoruz, görüyoruz, anlatıyorlar tabii. Efendim, çırılçıplak bir kadınla erkek nasıl mahrem bir odada, af buyurun, cinsi temas yaparlarsa, anadan doğma bu seks filmleri, fuhuş filmleri alenen sinemada gösteriliyor. Milyonlarca Müslümanın küçük küçük çocukları çok ucuz fiyatlarla bilet alıyor, gidip bu sinemalardaki cinsi münasebet levhalarını ve tablolarını aynen seyrediyor, deliye, çılgına dönüyor, evde annesinin bacak arasına bakıyor. Çıldırtıyorlar neslimizi. Nedir bu? Bir istismardır bu. Bu bir istiladır bu. Bu bir emperyalizmdir. Bu bir sömürgeciliktir. Namusları sömürüyorlar. Erkekliğimizi sömürüyorlar. Kadınları sömürüyorlar. Şehvet sömürgeciliği yapılıyor. Bunu kim inkar edebilir? Gelsinler, açalım kitapları, konuşalım. Bakalım inkar etmeye imkan bulacak mıdır? Kimse inkar edemez. Bunları bilmemiz, niçin söylüyorum bunları? Anlaşılsın diye. Yoksa
efendim kimseyi tahrik etmeye, kimseyi tehdit etmeye, kimseyi şu veya bu şekilde itham altına almak için söylemiyorum. Ben bir takım emperyalist, yani sömürgeci devletlerin fukara milletleri nasıl sömürdüğünü anlatıyorum. Nasıl istismar ettiğini anlatıyorum. Bunu anlatmaya mecburum. Din görevlisiyim, anlatacağım tabii. Mesele bitmiştir. Efendiler, işte Hristiyanlık dünyası da Hazreti İsa'yı sömürmüştür. Hazreti İsa'yı istismar etmiştir. Bakın şimdi izah edeceğim. İzah edeceğim. Hiçbir zaman Hazreti İsa aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu kat'i hükmün ışığı altında Yahudiler tarafından öldürülmemişti. Öldürülmemiştir ha. Hazreti İsa'yı Yahudiler öldürdük zannediyorlar. Öldürdük diyorlar. Kur'an-ı Kerim diyor ki Yahudiler yalan söylüyorlar. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Şu Kur'an-ı Kerim var ya, vallahi l'azim, şu Kur'an'la bütün dünyaya meydan okuyabiliriz. Her şey meydanda çünkü. Onu öldüremediler diyor Kur'an-ı Kerim. وَمَا صَلَبُوهُ Salp, asmak, salip. Hani salip, ehli salip diyoruz Hristiyanlara, haçlılar, haçlı veya ehli salip dediğimiz bu salip kelimesi bakın Kur'an-ı Kerim'den geliyor. وَمَا صَلَبُوهُ قَتْئِيًّا Hazreti İsa'yı asamadılar. وَلَكِنْ işin içinde bir hadise var, istisnai bir muamele var. شُبِّهَ لَهُمْ İsa aleyhisselama Allah'ın benzettiği o Yahudi ihbarcıyı, ajanı bizzat astılar diyor Kur'an-ı Kerim. Hani Yahudiler Hazreti İsa'yı öldürmek için onu takip etmek gayesiyle bir ajan koydular. Ajan, ajan. Ki buna biz muhbir diyoruz, ihbarcı, muhbir. Dediler ki sen İsa'yı takip edeceksin. İsa'nın bir ismi de Mesih'dir Kur'an-ı Kerim'de. Mesih İbni İsa. Mesih İsa. Onlar Mesih kelimesini Hristos diye kullanıyor. Hristo. Hristo. Hristiyan kelimesi buradan geliyor. Mesihiyet manasına. Hristo veya Hristos. Mesih İsa manasına. Sen dediler Hristos'u, Hristo'yu takip edeceksin. İsa'yı nerede görürsen gelip bize haber vereceksin. Biz de silahlarımızla oraya hücum edip İsa'yı öldüreceğiz dediler Yahudiler. Yahudiler. Bu şekilde o ispiyoncu, muhbir, ajan, casus vazifelendi ve Hazreti İsa ile 12 kişiden ibaret olan havari dediğimiz, apostol dediğimiz o Hazreti İsa'nın müminleri, ashabı, ansarı, arkadaşları bir yerde otururken o ispiyoncu, o muhbir hemen gördü, tespit etti, gidip Yahudilere haber verdi. Gelin öldürün, öldürün dedi. Bunun üzerine hücuma geçtiler, gelip İsa'yı yakalayıp öldüreceklerdi ve bir ağaca asacaklardı. Kesin kararları buydu. Tam o noktaya gelince Hazreti Allah Celle Celaluhu kudretiyle tecelli etti ve derhal Hazreti İsa'yı o Yahudilerin ellerine, o canilerin, katillerin eline teslim etmedi. Hazreti İsa'yı ihbar eden o Yahudi alçak ispiyoncuyu
Hazreti İsa'nın